Merhaba arkadaşlar. Madde ve öz kütle konusuyla karşınızdayız. Bakalım madde ve öz kütle ile ilgili öğreneceğimiz şeyler neler? İlk olarak madde, boşlukta yer kaplayan, kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan tanecikli yapıya ne diyoruz? Tabii ki de madde diyoruz arkadaşlar. Peki, her şey bir maddedir, doğru mu? Kütlesi var, hacmi var, eylemsizliği var. Tanecikli yapıdan oluşuyor. Katı sıvı gaz olması yeterli. O halde bunlara madde diyorsak eğer, bu maddelerin şekil verilmiş halleri de söz konusu mu? Evet. Diyorum ki katı maddenin şekil almış haline ne diyorum? Cisim diyorum. Şimdi bakıyoruz, bir demir mineralimiz var burada. Peki bu demir minerali bir madde ise eğer, çivi ve çekiçe baktığınızda demirden elde edilen yapılar mı bunlar? Şekil verilerek bir katı neye dönüştürülmüş? Tabii ki de bir cisme dönüştürülmüş. O halde demir minerali madde ise çivi ve çekiç cisimdir diyorum. Peki maddenin ortak özellikleri dedik. Tüm maddeler kütleye ve hacme sahipse eğer, bu kütle ve hacim nedir? Bir de bundan bahsedelim. Hemen geliyorum kütleye. Kütle nedir? Değişmeyen madde miktardır arkadaşlar. Asla değişmez. Burada şu kalemi alın, uzaya götürün. Burada ne kadar ölçtüyseniz, kaç gramsa bu kalem ya da kaç kilogramsa, uzayda da aynı şekilde o kadar gram ya da kilogram olacaktır. Peki neyle ölçüyorum kütleyi? Eşit kollu terazi ile ölçüyorum. Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür. Bakın burada bir eşit kollu terazimiz var bizim. Bunlar kefeleri. İleride göreceksiniz burada biniciler oluyor bunun dengesini, duyarlılığını sağlayabilmek için. Peki bu kefelere koyduklarımız birbirini dengeliyor ve bu şekilde kütle mi ölçmüş oluyorum? Evet. Peki eşit kollu terazi ile ölçtüğüm değişmeyen madde miktarı olan kütlenin sembolü ve birimi nedir dersek? Sembolümüz M harfi arkadaşlar. İngilizce'deki mass ifadesinden geliyor. Mass kütle demektir. Bunun baş harfini almışız ve sembolü M olarak düzenlemişiz. Bir de SI birim sistemindeki birimimiz önemli bizim için. İki tane birim sistemimiz vardı. Biz bu birim sistemlerinden bunu kullandığımız için bu birim sisteminde kütlemiz kilogram olarak almak durumunda. Peki burada çalıştığım için kilogram, burada çalışsaydım gram alacaktım. Biz kilogramla işlem yapacağız. Eşit kollu terazi ile ölçüm yapabilmek için neye ihtiyacın var derseniz, tabii ki de yer çekimine ihtiyacım var. Yer çekiminin olmadığı bir yerde eşit kollu terazi ile kütle ölçümü mümkün değildir. Yani ben size dedim ya, uzaya da gitseniz ölçüm yapacaksınız. Uzay aracının içinde yer çekimli ortamla ölçüm yapacaksınız arkadaşlar. Peki içerisine M kütleli cisimler koyduğumuzu düşünelim. Bu M kütleli cisimlerin aşağıya doğru neleri olacak? Ağırlıkları olacak. Yani içinde durabilmesi gerekiyor kütle ölçümünü yapabilmemiz için. Bu arada kütle ve ağırlık birbirinden farklı kavramlar. Kütle skaler bir nicelik çünkü yönümüz yok, ama ağırlık neydi? Vektörel bir nicelikti. İkisini karıştırmayın. Peki yer çekimine ihtiyaç varsa ne etkisiyle çalışıyor arkadaşlar? Tabii ki de yer çekimi etkisiyle çalışıyor. Prensibimiz bu. Peki geldik maddenin diğer bir ortak özelliği olan hacim. Hacim nedir? Maddenin uzayda kapladığı alandır. Nedir sembolümüz ve birimimiz derseniz, sembolümüz ve bu da volümden geliyor arkadaşlar. Volümün V'sini almışız. Genelde İngilizce ve Latince kullanıyoruz zaten. Fizikte genelde fizikte İngilizce ile karşılaşacaksınız. Biyoloji ve kimyada Latince'den esinlenmeler görebiliyorsunuz. Birim sistemimizde hacimin birimi nedir derseniz, santimetre küple işlem yapıyoruz arkadaşlar. Birimimiz hacim için santimetre küp, sembolümüz de V olarak karşımıza çıkıyor. Peki geometrik cisimlerin hacimleri uzunlukları ile ilişkilendirilerek bulunur. Bu ne demek? Elinizde bir küp varsa, bir silindir varsa, bir koni varsa, bunlar geometrik cisimler mi? Peki ben bu cisimlerin hacimlerini bulabilmek için uzunluklarından mı yola çıkıyorum? Bilinen şeyler var, bunları kullanıyorum. Ama cismin belli bir şekli yoksa, hacmini bulmak için taşırma kabı kullanacağız arkadaşlar. Taşırma kabının içine atacağız. Belli bir hacme yükselecek. O yükselen kısmı taşıyacak ve başka bir alana dolacak. Ve bu sayede ben belli bir şekli olmayan maddenin hacmini bulmuş olacağım.
Nelerden bahsettiğimize bakalım. Gelelim kütle dönüşümlerine. Belli kütleler verilecek yine bize ve biz bunları farklı birimlere çevirmek durumunda kalacağız. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, santigram, miligram. Şu parantez içinde gördüklerinizde bunların kısaltılmış gösterim biçimleri. Şimdi arkadaşlar, gramı baz alıyoruz. Gram tam ortada olduğu için. Hacimde de aynısını yapacağız. Birazdan göreceksiniz. Eğer diyorum gramdan kilograma doğru gidiyorsam, yani yukarıya doğru çıkıyorsam eğer, her biri için 10'a böl diyorum. Her biri için. Yani 3 basamak yukarıya çıkıyorsam 10 çarpı 3'e bölmek, 10 üzeri 3'e bölmek durumundayım. Peki aşağıya geçiyorum. Yine gramdan desigrama, santigrama, miligrama doğru ilerleyeceğim. Aşağıya doğru giderken de 10 ile çarp diyor arkadaşlar. Aşağıya doğru giderken 10 ile çarpıyorum. Yani 3 basamak aşağıya çıktıysam eğer, indiysem eğer 10, 10, 10, 10 üzeri 3 ile çarpmak durumundayım. Peki birkaç tane birbirine çevirme durumlarından bahsedelim. Bu çevirmeleri yapamadığımızda soruları maalesef ki kaybediyoruz. O yüzden çevirmeler bizim için önemli. Şimdi 2 kilogramlık bir cismi grama çevireceğim arkadaşlar. 2 kilogram neredeyim? Buradayım. Gram nerede? Burada. Şimdi ben aşağıya mı iniyorum? O halde ne diyor bana? Her basamak için 10 ile çarp diyor. E çarpalım hadi. Kilogramdan 2'yi yazıyorum öncelikle. Kilogramdan hektograma indim. 10 ile çarptım. Hektogramdan dekagrama. Tekrar 10 ile çarptım. Ve grama ulaşmak için bir 10 ile daha çarpıyorum. Bu durumda 2 çarpı 10 üzeri 3 gram elde ettik mi? Devam edelim. 0.5 santigram kaç gramdır diyor bize arkadaşlar. 0.5 santigram nerede? Burada. Grama ilerleyebilmek için 1 ve 2 aşamamı gitmek durumundayım. Peki yukarıya doğru çıkıyorsam 10'a bölüyor muyduk? 10'a bölmek demek 10 üzeri eksi 1 ile çarpmaktır arkadaşlar. Doğru mu? O halde diyorum ki 1 birim 10 üzeri eksi 1 buradan gelecek. 10 üzeri eksi 1 de buradan gelecek. 2 tane 10 üzeri eksi 1'im olduğuna göre 0.5 çarpı 10 üzeri eksi 2 gram benim cevabım olacak. Peki geldim. 1 kilogramın kaç miligram olduğunu soruyor bana. Tamam diyorum, kilogramdan en aşağıya ineceğim. Yani totalde baktığınızda 6 basamak aşağıya inmemi istiyor. Peki aşağıya inerken ne yapıyorduk arkadaşlar? Çarpma işlemini kullanıyorduk. 6 basamak çarpım yapacaksam eğer direkt olarak 1 çarpı 10 üzeri 6 miligram diyebilir miyim? 10, 10, 10, 10, 10, 6 defa 10 ile çarptığım için cevabım bu şekilde. Peki 1 ton kaç kilogramdır? Hocam buraya ton yazmamışsınız. Ton nereden çıktı? Ton, kental gibi ifadeler bizim karşımıza çok çıkmayacak ama bilmemizde fayda var. 1 ton 10 üzeri 3 kilogramdır arkadaşlar. Yani kilogramında üzerinde bir değerden bahsediyorum. Peki kütle dönüşümleri tamamsa eğer, sırada hacim dönüşümleriyle devam edelim. Hacimlerimiz kilometre küp, hektometre küp, dekametre küp, metre küp, desimetre küp, santimetre küp ve milimetre küp şeklinde. Yine ortada baz aldığım metre küp değerim var. Diyor ki metre küpten yukarıya doğru gidiyorsan eğer 10'a böl her basamak için. Eğer metre küpten aşağıya doğru iniyorsan eğer 10 ile çarp. Ama burada şöyle bir durumumuz var. Sadece 10 çarpım bölümden bahsetmeyeceğiz. Bir şeyin hacminden bahsetmek için 3 farklı ya da 3 aynı ayrıtını çarpmamız gerekir. Yani bir küpümüz varsa eğer, yine birazdan özel şekillerin ifadelerini göreceksiniz. Ayrıtlarımızın da A olduğunu düşünelim. Yan tabanım, yukarı doğru tabanım ve iç ayrıtım A olduğundan küpün hacmini V küp eşittir A çarpı A çarpı A'dan mı yapıyoruz? Ne diyoruz V küp için? A küp diyoruz. Doğru mudur? E o zaman hacimle ilgili ifadelerde ben küplü işlemler yapacaksam 10 üzeri 3'lerle hareket etmem gerekmez mi? Evet. O halde diyorum ki her biri için 10 üzeri 3'e böl, her biri için 10 üzeri 3 ile çarp. Yani bir öncekinden farklı olarak artık 10 ile değil 10 üzeri 3'lerle işlem yapıyorum. Hadi yapalım beraber. 500 santimetre küpüm var elimde. Neye çevireyim istiyorum? Metre küpe. Santimetre küp burada, metre küpüm burada. Arkadaşlar 2 basamak yukarıya mı çıkmam istiyor? Ne yapıyorduk yukarıya doğru çıkarken? 10 ile bölmemizi istiyorduk. 10 üzeri 3'e bölmemizi istiyorduk.
10 üzeri 3'e bölmek demek 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri 3 ile çarpmak demek 10 üzeri 3 demek midir? Evet. O halde yazıyorum. 500 çarpı 10 üzeri 3. Bu birinci basamağım için geldi. Ama 10 üzeri ne 3? Eksi 3. Çünkü yukarıya çıkarken ne oldu? Bölüyorduk. Bir tane de 10 üzeri eksi 3 metreye ulaşmak için aldığıma göre cevabım, bunu da 5 üzeri 5 çarpı 10 üzeri 2 olarak yazarsanız 10 üzeri eksi 6 da buradan geldi. Üstü sayılarda işlemleri yaparsak 5 çarpı 10 üzeri 4 eksi 4 olarak bulabilirsiniz arkadaşlar. 500 santimetre küp 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 metre küp olarak bulunabiliyormuş. Peki devam edelim. 100 santimetre küpümüz var. Kaç dekametre küp olduğu soruluyor bize. 100 kilometre küp nerede? Burada. Dekametre küpümüz burada. 2 birim aşağıya mı inmem isteniyor? Peki aşağıya doğru inerken büyük bir ifadeyi küçük bir ifadeye dönüştürdüğüm için daha çok bir sayı değeri bulmalıyım. Yani 10 üzeri 3 ile ne yapacağım arkadaşlar? Çarpacağım. O halde yazıyorum. Ben şu 100'ü 10 üzeri 2 olarak yazsam olur mu? Yanına ne yapacağım? 2 basamak gideceğime göre 10 üzeri 3, 10 üzeri 3 çarpım durumunda mı ilerleyeceğim? Son olarak 10 üzeri 1 çarpı 10 üzeri 8, bir yazmamıza gerek yoktu. 100 kilometre küp 1 çarpı 10 üzeri 8 dekametre küp elde ettik. Yani daha büyük bir değer bulmanız gerekiyor. Çünkü daha küçük bir ifadeyi yazıyorum. Devam edelim. 0.07 santimetre küp var elimde. Neye çevirmemi istiyor? Metre küpe çevirmemi istiyor. 7 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak ifade etsek olur mu bunu? Olur. Santimetre küpten metre küpe 2 birim mi yukarı çıkacağım? Peki yukarı çıkarken ne yapıyorduk? Bölüyorduk arkadaşlar. O halde 10 üzeri eksi 3 dekametre küp oldu. 1 10 üzeri eksi 3 de metre küpe gelmek için kullandım. 3, 6, 7, 8. Sonuç olarak 7 çarpı 10 üzeri eksi 8 metre küp elde ettik. Son 1.6 çarpı 10 üzeri 3 santimetre küp kaç metre küptür diyor bize. Santimetre küp nerede arkadaşlar? Burada. Metre küp burada. Yine 2 birim yukarı mı çıkacağım? Yukarı çıkarken ne yapıyorduk? Daha büyük bir şeye doğru gittiğim için 10 üzeri eksi 3'e bölüyorduk. Hemen yapalım. 1.6 çarpı 10 üzeri 3. 10 üzeri eksi 3. Nereye geldim? Dekametre. Bir tane daha yazacağım. 10 üzeri eksi 3 metre küpe geldim. Zaten bu eksi 3 ile bu artı 3 birbirini götürdüğü için cevabım 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 3 metreküp olarak bulundu. Bir de bizim özel durumlarımız var. 1 litre kaç desimetre küp? 1 litre kaç santimetre küp? Şimdi litre ile çalışmak bizim için önemli. Diyor ki 1 litrenin 1 desimetre küp olduğunu bil. Yani sen işlemlerinin tamamını desimetre küpe göre yap. Değişen bir şey var mı? Yok, biz zaten yapmayabiliyoruz. Sonra soru da verildiyse eğer desimetre küp gördüğün yere ne yaz diyor bize? Getir 1 litreyi yaz diyor. Ya da 1 litre 1 desimetre küpse kaç santimetre küp olur arkadaşlar? Tabii ki de 10 üzeri 3 santimetre küp olur. Yani 1 litre gördüğün yere 1000 santimetre küp de yazabilirsin diyor. Burası tamamsa geçiyoruz. Az önce bahsettik. Düzgün geometrik şekillerin belli bir hacmi vardır dedik. Neden? Çünkü bunların zaten bildiğimiz yan ayrıtları var. O halde bu cisimlerin hacimlerini bulalım. Küpün hacmi için V küp eşittir. 3 ayrıtını çarpıyorsunuz arkadaşlar. A çarpı A çarpı A'dan V küp eşittir. A küp değerini almış oluyor. Gelelim dikdörtgenler prizmasına. V dikdörtgenler prizması A çarpı B çarpı C, yani 3 uzunluğunu birbiriyle çarpıyorsunuz arkadaşlar. A çarpı B çarpı C ile elde ediliyor. Silindir. V silindir. Bakın bir uzunluğumuz var. Yani H yüksekliğimiz. Bir yarı çapımız var. Doğru mu? O halde diyorum ki bir de bunun çevresini aldığımız zaman pi değeri geliyordu. Hatırlayın 3.14 olarak aldığımız. Ama sorularda size zaten yuvarlak hesap 3 alın diyecek. O halde V eşittir. V silindir eşittir. Pi r kare çarpı H diyoruz arkadaşlar. Pi r kare çarpı H. Gelelim koniye. Bir silindirin içerisine 3 tane koni sar. Tam olarak sağlamda. Yani bunlar geometrik şekiller olduğu için herhangi bir problem yok. O halde diyorum ki şu zaten benim bildiğim bir şey. Öğrenci genelde karıştırır bunları. Karıştırmayın. Pi r kare çarpı h'ı biliyor musun? Attın mı cebe? O halde bunu 3 tane sığdırabiliyorsam eğer ekle başına 1 bölü 3'ü ve koni eşittir 1 bölü 3 çarpı pi r kare çarpı h olarak elde ettik. Tamamsa küreye geçelim.
Küre zaten soru çözdükçe ezberleniyor arkadaşlar. V küre eşittir 4 bölü 3 pi çarpı r'nin küpü. Farkındaysanız hep küplü ifadeler kullandık. R küp, r kare, a kare, a küp gibi. Peki düzgün bir şekle sahip olmayan cisimler varsa elimde. İşte o zaman ne yapacağım? O zaman işler birazcık değişecek. Elimizde bir taş var. Bu taş parçası silindir değil, koni değil, küp değil. Bilmiyorum ne olduğunu. Tek bildiğim şey bir sıvının içerisine atarsam belli bir miktar sıvıyı yükseltecek oldu. O halde diyorum ki şekil 1'de V birimiz 100 cm küp olsun. Şekil 2'de de V2'miz 250 cm küp olsun. Dereceli silindirin içindeyim. Yani şurası 100'ü gösterirken şurası 100'dü. Bu da 250 olmuş oldu. Peki 250 cm küpe yükselten neydi? Taştı. O halde diyorum tam arada ne kadar fark varsa o benim hacmimi verecektir. O halde V cisim eşittir 250 eksi 100'den 150 cm küp olarak bulunur. Sadece bu yöntemle mi yapabilirim? Hayır. Silindir kabımızın haricinde bir de taşırma kabımız var. Bu kabın tam şurasından böyle havuza akan bir açıklığı olduğunu düşünün. Gerçekten laboratuvarda kullandığımız cam kaplar bunlar. Yine taşıma içerisine attım. Yine şekil 1'de V1 eşittir 100 cm küplük bir suyum vardı. Sıvı, su ne verirse hacmimiz 100 cm küp. Şekil 2'de hala V2'm 100 cm küp. Yani baktığınızda bununla bunun yüksekliği aynı zaten. Her ikisi de 100 cm küp. Ama dışarıya doğru taştan dolayı taşan bir kütle daha var. Diyorum ki bu da 150 cm küp. Yine böyle dereceli silindir bu. 150 cm küp derecesini göstermiş. O halde diyorum V cisim taşan kadardır arkadaşlar. Taşırma kabındaki cismin hacmini verecektir. O halde V'miz 150 cm küp olarak elde edilir. Aynen burada bulduğumuz gibi. Bir kavratan sorumuz var. Kenar uzunlukları şekilde verilen içi boş dikdörtgenler prizmasının içine R yarıçaplı kürelerden en fazla yani bizden maksimum sığmasını istiyor. Kaç tane sığdırılabilir? Şimdi küre ile ilgilenmemizi istiyor arkadaşlar. Kürenin hacmi neydi? Hatırlayın. Bir küre çizelim şöyle. Bunun R yarıçapı vardı, doğru mu? Peki biz R yarıçapı ile değil de 2R yarıçapı ile mi hareket edeceğiz? Yani sen bir yere küreyi sığdırmak istiyorsan zaten bunun tamamını kullanmak durumundasın. O halde R yarıçaplı küre için çapını 2R olarak düşünüyoruz. Hadi sığdıralım. Bu bölüm zaten 2R. Yani ben buraya sığdırsam 2R yarıçapına bir tane küre sığdırabilirim. Burası 4R. 2 tane de şöyle buraya yerleştirsem tamamı 2R olacak şekilde. 2 küre de buraya geldi. Peki 10R var burada. Bakın her birine 2R gelecek şekilde toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane de küre buraya mı yerleştirdim? Çok güzel. Soru bize diyor ki artık bitirdim. 2 tane buraya, 1 tane buraya, 5 tane de buraya sığabildiğine göre V küreye ihtiyacımız kalmadı. 2 çarpı 1 çarpı 5'ten toplamda 10 tane küre sığdırılabilir diyoruz. Bu tarz sorular bu şekilde çözülüyor. Peki geldim öz kütle kavramına. Maddenin sabit sıcaklık ve basınç altında, çünkü bunlar değişirse maddemizin öz kütlesi değişiklik gösterebilir. Birim hacminin kütlesine ne diyorum? Yoğunluk, diğer adıyla öz kütle ifadesini kullanıyorum. Öz kütle denir. Peki öz kütle nedir? Kütle bölü hacimdir. Formülümüz D eşittir M bölü V. İki tane bu formülle ilgili durumumuz var. D muzu bölü ver. D muzu bölü ver. D muzu bölü ver. Bunu da kullanabilirsin. Ben bir tane daha var. Onu da çok seviyorum. Karp yap 2'ye böl. Yukarıda ne kaldı? M. Aşağıda V. Kime eşitim? D. D eşittir M bölü V'yi. Her iki şekilde de uygulayabilirsiniz. Peki öz kütle nasıl bir özelliktir ve hangi maddeler için? Hemen yazıyorum. Öz kütle saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Bu çok önemli bizim için. Yani ben maddelerin tadına bakamam. Zehirli olabilir.
herhangi bir zarar verebilir. Ama öz kütlesini bulursam, yani birim hacminin kütlesini hesaplarsam eğer, o maddenin hangi madde olduğunu bulabilirim. Ve bu saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Hocam, saf madde değilse öz kütlesi yok mudur? Vardır arkadaşlar. Karışımların da bir öz kütlesi vardır. Süt mesela bir karışım. Öz kütlemiz var mı? Var. Homojen bir karışımız. Ama bu öz kütle aldığınız kütle ve hacim değerine göre değişiklik gösterebiliyorken, saf olan maddelerde su gibi, civa gibi, demir gibi, alüminyum gibi element bileşik dediğimiz saf maddelerde hiçbir şekilde öz kütle değeri değişmez. Yani sen civadan ne kadarlık kütlede alırsan al, civanın öz kütlesi 13.6 gram bölü santimetre küp, sudan ne kadar hacimde, ne kadar kütlede alırsan al, öz kütlesi 1 gram bölü santimetre küp olmak zorundadır arkadaşlar. Gelelim öz kütle grafiklerine. Şimdi sabit sıcaklığım var, sabit basıncım var. Hemen bir formülümüzü yazalım. Dede muzu bölü ver. Ya da neydi? Kalp yap 2'ye böl. D öz kütlesi, M kütlesi ve V hacmi. Arkadaşlar, kütlenin arttığı durumda hacim ne oluyor? Belli bir oranda artmak zorunda. Ki öz kütle değeri sabit kalabilsin. O halde diyorum ki kütle hacim grafiğindeyim. Kütle de belli bir oranda artmalı, hacim de belli bir oranda artmalı. Yani bunlar kendi aralarında nasıl orantı kurmalılar? Doğru orantı. O halde grafiğim böyle olmalı. Peki kütle değeri artarken öz kütle değeri ne oldu? Sabit kaldı. O halde diyorum ki öz kütle sabitse kütle değeri artmaya devam edebilir. Ne yaparken? Sabit hacim altında. Bu sefer de kütleyi sabit tuttuğumu düşünün. Bununla ilgilenmiyorum. Hacmi artırıp azaltacağım. Öz kütle ne olur yine? Sabit kalacaktır. Öz kütle sabitken hacmimiz artmaya devam edebilir. Yani kütle hacim artacak. Öz kütle kütle ve öz kütle hacim grafikleriniz öz kütle hep sabit kalmak durumunda olmak zorunda. Çünkü sabit sıcaklık ve basınç altında saf maddelerin öz kütlesi değişmez arkadaşlar. Peki eğim bize neyi verecek derseniz, şöyle şuraya bir alfa değeri yerleştirirsem, eğim tanjant alfadır. Karşı bölü komşu. Ne var karşıda? M. Bulamıyorsanız eğer şunu şöyle aşağıya indirip şu kısmın M olduğunu görebilirsiniz. Bu zaten budur çünkü. Aşağısında zaten V kadardı. O halde tanjant alfa M bölü V olarak değişiklik göstermeden kalabiliyor. Peki diyorum ki sabit sıcaklık ve sabit basınç altında maddenin öz kütlesi, yani nesi, yoğunluğu değişiklik göstermez. Bunlar sabit kaldığı sürece maddenin yoğunluğu da sabittir arkadaşlar. Bir kavratan sorumuz var. Hadi birlikte çözelim. Bu tarz grafiklerde bu kutucukların tam kesiştiği noktaları almanızı rica ediyorum. Zaten ara noktaları aldığınızda karşılık gelen değeri bulamayacağınız için soruyu çözmeniz zorlaşacaktır. O yüzden her iki noktanın da birlikte olduğu kutucukların köşelerine denk gelen alanları tercih edin. Hadi bunların işlemlerini yapalım. X için kütle ne kadar? Hemen geliyorum buraya, 40. Hacim ne kadar? 10. O halde dx eşittir mx bölü vx dediğimde 40 bölü 10'dan 4 gram bölü santimetre küp olarak elde edilir. Geldim y'ye. dy eşittir 20 bölü 20'den 1 gram bölü santimetre küp olarak elde edildi. Peki bizden ne istiyordu? dx bölü dy. Bu arada dikkat, yazılı sorularınızda da karşınıza gelebilir. Bu tarz sorular çok karşınıza çıkacak sorular. Bazen dx bölü dy ile dy bölü dx'i sorar size. Bunlar arasında değişiklik yapmanız, ters çevirmeniz gerektiği için konuya ciddi şekilde dikkat etmenizi istiyorum. Peki bizden istenen dx bölü dy'yi hesaplayalım. Dx'imiz 4, dy'miz 1. Bu durumda oranımız 4 gelecektir. Oran bulduğumuz için yanına herhangi bir birim yazmıyoruz. Karışımların öz kütlesi. Şimdi bir A var, bir B var ve ben bu A ve B maddelerini belirli hacimde ya da kütlede, birazdan bahsedeceğiz, karıştırıyorum arkadaşlar. Yeni bir madde oluşturdum. Maddem C maddesi. Diyorum ki A maddesinden 600 santimetre küp almış olalım. B maddesinden 200 santimetre küp almış olalım. Karışımın ne kadar olmuş oldu? Toplamda 800 santimetre küp. A maddesinin 10 gram olduğunu biliyorum. B maddesinin de 20 gram olduğunu biliyorum. Bunlar ise soruda verilecek değerler.
Toplam karışımım kaç gram oldu? 30 gram oldu. Şimdi diyorum ki kütlenin hacme oranı söz konusu. Kütlemiz 30, hacmimiz 800. 30'un 800'e oranı değişmez diyorum. Ama onun dışında herhangi bir değişiklik yaparsa öz kütleyle ilgili net bilgi verebilir miyim? Hayır. Çünkü belirli bir oranda karıştırmadım ben bunları. Yani hacimlerini sabit tutsaydım tamamdı. Kütlelerini sabit tutsaydım, hacim değiştirseydim tamamdı. Ama ben ikisinde birlikte değişiklik yapıyorsam eğer sadece aralıktan ya da orandan bahsedebilirim. Devam ediyorum. Karışımın yoğunluğu D karışım diyorum. Daima karışıma giren sıvıların yoğunlukları arasında değer alır. Yani burada DA söz konusuydu, burada DB söz konusuydu. Karışım DA ile DB arasında bir değer almak durumunda. Peki aşağıda bir kütle hacim grafiğimiz var. Bunun üzerinde bunu ifade edecek olursak diyorum ki şu bizim DA'mız olsun, şu da DB'miz olsun. Artık karışımın yoğunluğu, kütle bölü hacim de o da zaten. Tam ara değerde olmak zorunda mıdır arkadaşlar? O halde buraya da DK diyorum. Karışımın yoğunluğu bu iki değerin arasında bir değer olmak zorunda. Geçelim bir sonraki aşamaya. Karışımların öz kütlesine doğru geldim. Şimdi A ve B karışımlarım var. Diyor ki A ve B DA'dan DB'den belirli miktarlarda aldım. Ama hangisinden ne kadar aldığımı bilmiyorum. Bana bir bilgi verilmiş. B'nin öz kütlesi A'nın öz kütlesinden fazladır diyor. O halde diyorum. Karışımımın öz kütlesi nereye doğru yakınlık göstermeli? DK dediğim buralarda bir yerde olmalı. Yani hacmi fazla olana doğru kaymalıyım. Neden? Çünkü orada yoğunluğum fazla. O halde diyorum hacmi fazla olana yakındır. Aynı durum burada söz konusu. Bu sefer de kimin hacmi fazla? B'nin hacmi fazla. O halde diyorum bu ikisini karıştırdığımda bana verilen bilgi dahilinde hacmi fazla olan bu tarafta olduğu için buraya doğru yakınlaşacağım. Yine diyorum ki hacmi fazla olana yakındır. Diyelim ki ben DA'nın 2D olduğunu biliyorum. Pardon, D verelim DA'ya. DB'ye de 3D verelim. Tam şu ortası 2D mi olacaktı? Ha diyorum ki DK dediğim D ile 2D aralığında yer alır. Yine buraya geldim. DB'mize 3D demiştik. DA'mıza D demiştik. Tam şu aralık 2D idi. 2D ile 3D arasında karışımım o halde diyorum 3D, 2D aralığındadır. Peki bunlar eğer oranları bilmiyorsak verebileceğimiz cevaplarda dedik ki şu aralıkta olabilir, şuna yakın olabilir, işte 3'e yakındır, 2'ye yakındır. Net bir bilgi veremedik. Sadece yorumladık. Ama eğer karışıma giren sıvıların kütleleri eşit ise ve hacimleri eşit ise işte o zaman formüller kullanacağız. Bunlar da sorularda sık sık karşımıza gelecek. Karışıma giren kütleleri eşit ise harmonik ortalama alıyoruz arkadaşlar. Matematikteki harmonik ortalama 2 çarpı DA çarpı DB bölü DA artı DB. Karışımın öz kütlesi eğer hacimler eşit ise aritmetik ortalama ile bulunuyor. D1 artı D2 bölü 2 yapabiliyorsunuz. Eğer 3 tane karışım varsa yine bu şekilde çoğaltıp aritmetik ortalamasını D1 artı D2 artı D3 bölü 3 şeklinde bulabilirsiniz. Bir kavratan sorumuz var. Hadi birlikte çözelim. İlk olarak kütle hacim grafiği verilen x, y sıvılarından eşit hacimlerde alınarak oluşturulan karışım için neyi almışım? Eşit hacimde. Bana soruyu çözdürecek olan ifade bu. Karışımın öz kütlesi nedir diyor. Peki geldim. İlk olarak bunların x, y sıvılarının, bu x sıvımız, bu da y sıvımız, öz kütlelerini bulmak durumundayım. Neden? Çünkü eşit hacimle alınan karışımın öz kütlesini bulmak için harmonik ortalama değil aritmetik ortalamadan yararlanıyordum. D1 artı D2 bölü 2'yi kullanacağım. Yani DX artı DY bölü 2 olacak. Hadi DX'i bulalım. Artık böyle buralarda işlem yapabilirsiniz. Uzun uzun yazmaya gerek yok. 60 bölü 10'dan 6 gram bölü santimetre küp DX. DY ise 30 bölü 20'den bakın tam noktaları alıyorum. Şuraları bir yerleri almıyorum. 30 bölü 20'den 1,5
gram bölü santimetre küp olarak elde ettik. Hadi bunları yerlerine yazalım. DK eşittir 6 artı, şunu 3 bölü 2 olarak yazarsak daha güzel işlem yapacağız muhtemelen. 6 artı 3 bölü 2 bölü 2'den 12, 15 bölü 2 ters çevirdik, çarptık. 15 bölü 4 olarak elde ettik. Karışımın öz kütlesi 15 bölü 4 gram bölü santimetre küp olarak bulundu. Şimdi öz kütle ile ilgili yapılan çalışmalara bakalım. Arşimet ve El Hazini öz kütle ile ilgili çalışmalar yapıyor arkadaşlar. Arşimet'in yaşadığı dönemde kralın bir tacı var. Ama Arşimet şüpheleniyor. Ya diyor, bu kralın tacı aslında altından olmayabilir. Kralsın sen, tabii ki de altından taç yaptıracaksın kendine. Diyor ki ben bu altını alayım, kralın tacını alayım. Bunu diyor var olan bir altın olduğunu bildiğim, gerçek altın olduğunu bildiğim bir şeyle karşılaştırayım. O zaman kralın tacının gerçek altın olup olmadığını anlarım diyor. Hemen alıyor bunu, bir taşıma kabının içerisine koyuyor. Ne yapıyorum? Tacın hacmine ihtiyacım var. Bir de tacı alıyorum, kütlesini buluyorum. Tacın kütlesini hacmine böldüğümde D taç diyelim, altının yoğunluk değerini bulmaya çalışıyorum. Bulduğu değer saf altın olup olmadığını kanıtlamak için yaptığı bir şey. Peki bir bakıyor ki aslında bulması gereken değere eşit değil. Sonra diyor ki krala, kralım senin tacın sahte, sana sahte taç vermişler. Bu şekilde gerçekten anlatılan bir böyle bir o döneme ait bir efsanedir bu. Kralın tacı sahte şeklinde bunu buluyor. Peki Arşimet ne yapmış? Öz kütle ile ilgili çalışma yapmış. Farkında olsa da olmasa da bunun taşırma kabıyla hacmini bularak ve belli bir kütleye ulaştığını, kütlesini ölçerek kütlenin hacmi oranıyla öz kütle ile ilgili çalışma yapmış oldu. Peki El Hazini ne yaptı derseniz? Bu 5 kefeli terazi kullanıyor. Minazül Hikmet deniyor arkadaşlar buna. Minazül Hikmet. Hikmet terazisi adını veriyor buna da. Bu terazileri, kefelerini öyle bir ayarlıyor ki metallerdeki alaşımla ilgili işlemler yapıyor burada. Öz kütle ile ilgili yapılan çalışmalar bu kadarı yeterli sizin için. Peki günlük hayatta öz kütleyi nerelerde kullanıyoruz, nasıl kullanıyoruz derseniz. Kum talaş karışımı, altın arama, ebru yapımı, santrifüj. Kumla talaşın karışık olduğunu düşünelim. Nasıl ayırabiliriz bunları? Kum, talaş, su. Bir miktar su eklersem eğer öz kütle farkından dolayı talaş en yukarıda kalacak. Kum öz kütlesi en fazla olduğu için aşağıda kalacak. Ve su ortada bunları ayıran çözücümüz haline gelecektir. Altın aramada altın parçacıkları ve toprak taş birbirinden öz kütle farkı ile ayırt edilir arkadaşlar. Ebru yapımında görmüşsünüzdür. Böyle teknenin içerisinde hoş kokmayan öd adını verdiğimiz bir sıvı vardır. Peki bu öd ebru deseninden nasıl ayrılıyor derseniz. Boyaları açtığınız zaman boyalar yukarıda kalıyor arkadaşlar. Öd aşağıda kalıyor sıvı. İkisini birbirinden ayıran nedir? Yoğunluk farkıdır. Yoğunluk farkı sayesinde öz kütle ebru yapımımızı sağlıyor. Hemen kağıt üzerine yerleştiriyorsunuz. Boyalar kağıtta kalırken öd sıvısı içeride kalmaya devam ediyor. Peki santrifüj makinesi laboratuvarlarda kullanıyoruz. Kan verdiniz. İçerisinde hangi maddeler olduğunu bulmak için santrifüj makinesinden yararlanıyoruz. Kanın plazmasına ve kan hücrelerine ayrılmış halinde. Plazma ve kan hücreleri birbirinden farklı yerlerde duruyorlar. Bunun temel sebebi nedir? Yine yoğunluk farkıdır arkadaşlar. Günlük hayattaki öz kütle bu kadar. Bir öğreten sorumuzla daha karşınızdayız. KVL hacim grafiği verilen sıvıların yoğunlukları oranı nedir diyor bize. Hemen üzerinde işlem yapalım. DK'yı bulacağım. Kütle hacim grafiğim bu. Hacim santimetre küp, kütle gram. 3M ve 3 bölü 1'den 3 gram bölü santimetre küp olarak elde ettik. Peki L'ye bakalım. Tam karşısına gittim. 2 bölü 4'ten DL eşittir 1 bölü 2 gram bölü santimetre küp elde ettik mi? Hadi DK veri DL'yi bulalım. DK 3, DL 1 bölü 2 ters çevirip çarparsak 6 gram bölü, orada bir oranımız söz konusu, artık birimlerle ilgilenmiyoruz. DK bölü DL oranımız 6 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Bir sonraki aşamada bir antrenman sorumuz var. Birinci kap ve ikinci kap özdeş olmayan sıvılar yer alıyor kaplarımızda. Bu sıvılardan V hacimli sıvı ile 2V hacimli sıvıdan en önemli kısmı burası. Eşit kütlede alıyormuşum. Bana soruyu çözecek olan kısım burası. Peki eşit kütle formülümüz neydi bizim? Harmonik ortalamaydı. Hadi yazalım. DK eşittir
2 çarpı D1 çarpı D2 bölü D1 artı D2 ile arkadaşlar. Hemen yazalım. 2 çarpı D birim nedir? 1 olarak verilmiş bize. Şunları düzeltelim. 1 olarak verilmiş yazıyorum. 3 olarak verilmiş bu da. 1 artı 3'ten de 4. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsanız eğer DK'mızın 3 bölü 2 olduğunu bulabilirsiniz. Gram bölü santimetre küp karışımımızın öz kütlesi olarak bulunur. Bir sonraki sorumuz, antrenman sorumuz yine. 6, 3, 0'dan 5'e kadar da hacimlerin verilmiş. KL sıvılarından eşit hacimde alınarak. Burası önemli. Bizi soruyu çözdürecek olan kısım burası. Oluşturulan karışımın öz kütlesi D1. Güzel. Eşit kütlede alınarak oluşturulan karışımın öz kütlesi D2 ise. İkisini de yap diyor bana. Önce eşit hacimde olanı bul, yani aritmetik ortalamasını al. Sonra eşit kütlede olanı bul, yani harmonik ortalamasını al diyor. Hadi ayrı ayrı yapalım. Eşit hacim diyorum. Eşit kütle diyorum. Eşit hacimdekini yaparken DK eşittir neydi? D1 artı D2 bölü 2 idi. Eşit kütledeki DK. Harmonik ortalama alıyorduk. 2D1 D2 bölü D1 artı D2 idi. O halde geldim buradan. KL sıvılarının D'lerini bulacağım arkadaşlar. Sayılarımız çok güzel çıkmayacak. Gözünüzü korkutmasın. Normal rasyonel değerlerde bırakacağız zaten. Hemen DK'yı yapıyoruz. 6 bölü 2'den DK 3 gram bölü santimetre küp olarak elde ettik. L'yi yapalım. 6 bölü 4 müymüş o da? DL eşittir. 6 bölü 4'ten 3 bölü 2 gram bölü santimetre küp olarak elde ettik. Hadi yerlerine yazalım. Eşit hacimde alınan karışım için D1 artı D2 3 artı 3 bölü 2 bölü 2'den 6, 9, 9 bölü 2, 9 bölü 4 geldi arkadaşlar. DK'ya bakıyorum. Eşit kütlede alınan için 2 çarpı 3 çarpı 3 bölü 2 bölü 3 artı 3 bölü 2. DK'mız buradan şu ikileri sadeleştirirsek yukarıda 9'umuz kaldı. 6, 9 bölü 2'miz var burada. Bunu da ters çevirip çarparsanız eğer 18 bölü 9'dan 2 geldiğini görebilirsiniz. Peki bize bunları hadi diyor oranla. D1 bölü D2'nin oranı istiyor. 9 bölü 4 bölü 2'den 9 bölü 8 olarak sorumuzun cevabını bulduk arkadaşlar. Antrenman sorumuz bu şekildeydi. Gelelim ödüllü sorumuza. Ödüllü sorumuz da böyle. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.